Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle İsveç hakkında bilmemiz gereken bilgileri araştırdık. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. İsveç dediğimizde aklınızda ne canlanıyor? Sporsever bir erkek için İsveç milli takım futbolcusu Zlatan İbrahimovic. Modasever bir kadın için İsveç tarzı giyim. İsveç'te daha fazlası var. Ve sizler için İsveç hakkında bilmeniz gereken bilgileri araştırdık. İsveç, kişi başı düşen milli gelir 42 bin dolardır. İsveç para birimi İsveç kronu. Bir İsveç kronu 0.89 kuruş Türk parasına eşittir. İsveç tam bir kahve diyarı. Kahve seven biriyseniz İsveç sizin için bir cennet. Kahve ile aranız pek yoksa İsveç'te alışacağınız kesin. İsveçliler yıllık ortalama kişi başı 8.2 kilogram kahve tüketiyor ve dünyada en çok kahve tüketen 6. ülke. İsveç'te kışlar soğuk ve karanlık geçiyor. Güneş ve sıcak seven biriyseniz kış aylarında İsveç'e giderken iki kere düşünün. Özellikle kuzeylere gittikçe hava gittikçe soğuyor ve gün ışığı 3 saate kadar düşüyor. Kış aylarında soğuk ve karanlığa sabredebilirseniz yazın sizi harika bir hava bekliyor. İngilizce bilmiyorsanız kendinize acil bir sözlük alın. İsveç dili tabii ki İsveç'te yaygın olarak kullanılıyor. Ama yurt dışında gelen biriyseniz İngilizce dışında iletişim kurabileceğiniz farklı bir alternatifiniz yok. İngilizce bilmiyorsanız size tavsiyemiz temel iletişim için kendinize bir sözlük almanız gerekmektedir. Türkiye'den İsveç'e gidecekseniz dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri atıklar ve çöpler. Türkiye'de atıkların evde ayrıştırılması ve teslim edilmesi yaygın değil. Hatta kabul etmeliyiz ki çevre konusunda duyarlılığımız yok denecek kadar az. İsveç'e gittiğinizde elinizde plastik bir bardağı kağıt çöp atıklarına veya sokağa atarsanız başınız büyük bir derde girebilir. İsveç çöplerin ve atıkların geri dönüştürülmesi konusunda gelişmiş bir ülke. Ve poşet ürünleri hayatınızda çıkarmanız gerekecek. Çünkü İsveç'te market alışverişlerinizde kullandığınız poşetler ücretli. 2 kron yani yaklaşık 75 kuruş poşet başına ödeme yapıyorsunuz. İsveç bayrağının anlamı. İsveç bayrağı mavi zemin üzerine yerleşimli ve bayrağın merkezine göre solundan başlayan sarı renkli bir İskandinav haçından meydana gelir. İsveç bayrağının tasarımı Danimarka bayrağına benzemektedir. Sarı ve mavi renk mavi zemin üzerine yerleşimli, sarı renkli olan 3 taçın özelliklerini gösteren İsveç hanedanlık armasından esinlenerek kullanılmıştır. Diğer İskandinav ülkelerinde de kullanıldığı gibi haç sembolü İsveç'in diğer İskandinav ülkeleriyle olan bağlılığını gösterir. İsveç bayrağının tarihçesi, İsveç bayrağının tam yaşı belli değildir. İsveç Bağımsızlık Savaşı ya da diğer adlarıyla Gustav Vasa'nın isyanı ve İsveç'in ayrılması 1521-1523 yılları arasında İsveç soylusu Gustav Vasa'nın isyan edip iç savaş çıkarmasıdır. Gustav Vasa başarılı bir şekilde 2. Christian'ın liderliğini yaptığı Kalmar Birliği'nden ayrılmayı başardı. İsveç'te eğitim ücretsiz. İsveç birçok ürettiği üründen yüksek vergi uygulayan bir ülke ve toplanan vergiler sosyal devlet anlayışıyla topluma sağlıklı kanalize ediliyor. Bunun sonucu olarak da eğitim ücretsiz. Eğitimde ücret alınmaması Avrupa Birliği vatandaşlarına ve İsveç vatandaşlarına da uygulanmaktadır. İçki içme İsveç'te alışılmış bir şeydir. Bu nedenle çıkıyor olduğunuz İsveçli bir kadının muhtemelen bira, vodka veya şarap içiyordur. İsveç'teki cinsel özgürlük, İsveçli kızların yolda gelen herkesle ilişki kuracağı anlamına gelmez. Bu kızlar istedikleriyle sonuçları ve etkileri olmaksızın kazanabilirler. Unutmayın ki İsveçli kızların çoğunun çok seçici olduğu ve sıradan ilişki kurabileceği kızlardan olmadıkları bariz ortadadır. İsveçli bir üniversitenin yaptığı bir araştırmaya göre bir İsveçli kızın başka bir kızla samimi bir ilişki kurma şansı %14'tür. İsveçli kadınlar sarışın uzun boylu girişimci olabilir. Ancak Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Malmö, Linköping gibi bazı şehirlerin sokaklarında yürüyüşe çıktığınızda
Muhtemelen pek çok küçük, utangaç İsveçli esmeri görürsünüz. Baskıcı İsveçli kadın, uzun, sarışın saçlı, yeşil veya mavi gözler ve çok güzel ve seksi. Yine de İsveç'teki çoğu kadın böyle görünmüyor. Ayrıca birçok kadın aşırı kilolu. Kapak fotoğraflarında gördüğünüz kızlar gerçekten var. Ama sokaklarda hiç görülmemiş. Gerçek şu ki çoğu İsveçli kız büyüktür. Bununla birlikte Amerikalı kadınlar gibi şişman ve obez kadınlar, Ukrayna ve Rus kızları gibi süper uyumu yoktur. İsveç, İskandinavya yarımadasında yer alan ekonomik, kültürel açıdan gelişmiş bir ülkedir. Topraklarının %15'i Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alır. Stockholm, ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Sular üzerine kurulmuştur ve yaşam standartları oldukça yüksektir. Göteborg ve Malmö diğer büyük şehirleridir. Resmi dili olan İsveççe dışında nüfusun küçük bir kısmı tarafından Fince'de konuşulmaktadır. Para primi olarak İsveç kronu kullanılmaktadır. Yerel saat Türkiye saatine göre 1 saat daha geridedir. İsveç vize isteyen ülkeler arasındadır. Gitmeden önce vize başvurunuzu yapmış ve İsveç'e vize almış olmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.